bir ikinci sayfaya da bakalım elbette. Hemen geldi. Giresunspor 19 yaptı. Kritik bir galibiyet aldı. Giresunspor da dipten çıktı hocam o düşme hattından. sene böyle yapıyor ya. Düşme hattından oralara kadar <laughs> yükseliyor. Valla bravo Hakan Keleş'e de. Gaziantep 17 puanda kaldı bugünkü Giresun yenilgisiyle. Kara Gümrük 16 yaptı. Dünkü farklı galibiyette. Ankara gücü 16 puanda. Ee, Antalya Spor maç eksiği var 16 puanda, ee, Kasımpaşa'nın ve Atakaş Atay Spor'un puanları 15, düşme hattı artık Demir Grup Sivas Spor 14 puanda kaldı, ee, İstanbul Spor'un 11 ve hangi grup Ümraniye Spor'un 10 puanı bulunuyor. Düşme hattındaki takımlar da işte İstanbul e, Ümraniye hangi grup mu dedim hangi kredi evet. Emir grup hangi kredi işte sponsor isimleri karıştı birbirine mix oldu. <laughs> Ümraniye Spor'da da 10 puanda bu, bu hafta e, her ikisi de galibiyetle kapattılar. Orası zaten iyice ...çarşı Pazar karıştı son bölümde konuşacağız tabi bu yüzden de işte yukarıda da aşağıda da ama çok e, dişediş korakor bir mücadele olduğu için hakem kararları daha önemli. E, bu yüzden. Standartlar çok önemli. Bu yüzden kuralların doğru uygulanması çok önemli. Ender, hakemleri ciklet gibi fazla konuşma. Ha, değil mi? Tabi öyle ciklet gibi hakem hakem demeyin. Pırıl pırıl, her Hakemler şey mis pırıl, gibi pırıl pırıl pırılanta gibi parlıyorlar pırılanta. Yani... İki tane e, Erman hocamın da söyledi Atilla Karaoğlan olan <laughs> Erkan Özdamar yeni FIFA adayı, FIFA olmaya aday adı, isimleri verilen. İki tane e, FIFA namzeti hakemimizin son 4-5 gündeki icraatlarını gördük. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir hakem seminerindeyim. Daha yeniyim işte Yuk yukarıya çıkıyorum. FIFA oldum, olmadım. Hilmi ok hakem başkanı lig hakemlerini topladı. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi dedi ya. Sizi hayatta dedik. Kimler kıskanır dedi herkes kaldı abi ne alaka pozisyon. İşte o kıskanır, bu kıskanır. İşte arkadaşlarınız kıskanır, arkadaşlarımız kıskanır yani. Hakem arkadaşlarımız filan. <laughs> Hayır arkadaşlar dedi Himo. En başta karınız kıskanır dedi. Şimdi hepimiz kaldık. <laughs> Niye diyen olmadı. Bakın dedi arkadaşlar. Yükselmeye başladınız. Televizyonlar, gazeteler sizden bahsetmeye başladı siz artık toplumda belli bir yere geliyorsunuz. Önce de onlar kıskanır dedi ya. Bunu iyi bilin dedi. Öyle hemen dedi şey. Arkadaşlarınız zaten kıskanır dedi ya. Onlardan fazla bir şey beklemeyin. Onlar sizi aşağı çekmek isterler dedi. Ben size misali başka türlü veriyorum dedi. Şimdi bunu niye konuştum biliyor musun? Evet hocam. Bu iki hakem var ya. Bunlar çıktılar. Şimdi bu çıkanlar aşağıdan geldi çıktılar. Şimdi bunları çekemeyenler var hakem halim için bunlar nasıl geldi böyle FIFA yazıldı bazıldı diyenler var. Hı. İçeride büyük tartışma var bunu söylüyorum anlatamıyorum derdimi. Hakemler şu anda birlik beraberlik içinde değiller. Bir defa orayı toparlamanız lazım. Çağıracaksınız. Yani ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Bunların içinde büyük çekişme var. Ben söylediğimde kızıyorlar. O çekişmede Göstermelik resimler çekip bu şekilde çekil. yansıyor diyorsun. Tabii. Ya. Rahatsız ediyorlar. Bir defa hakem Yalnız maçlardan rahatsız olmuyor. Arka taraftan da, da rahatsız. Artık zaten genç hakem çıkacak gibi değil. Yeni yapılan yönetmelikte genç hakem beklemeyin. Gene torpilli hakemler çıkacak. Çünkü iki sene ve 30 yaş sınırı geldi. Ender. Şey, 2 evet. e, sene ve 30, 30 maç, maç sınırız sınırı, geldi. Sen iyi hakemsin. Sana 28 maçı verdim mi? Sen kıçın sen oturacaksın. Ben çıkacağım senin yerine. Ben torpildeyim. Arkadaşlar bunları söylüyorum ya. Ya çöreklenmişler oraya. Bu hakem grubunu daha hala temizleyemezsiniz bu kafayla. Bir defa daha söyleyeyim. Pazar günü geçen seneki konuşmayı getirelim ya Ender. Ben müneccim değilim. Pazar günü yayın var. Geçen sene Allah aşkına bul şunu. Geçen sene de ne demişim? Dinleyelim. Evet ee, arkadaşlar ee, sevgili Ercan. Geçen yani, yılın son yani programıydı diye hatırlıyorum. Çocuklar. Hocam ee, onu e, pazar günkü programa, ayın birindeki programı hazırlayalım. Şimdi hocam e, Beşiktaş açısından çok önemli bir galibiyetti. Evet. etti. E, her şeyden önce ya o kadar çok e, mesaj geldi, o kadar çok soru geldi ki... ...birazdan şimdi e, bu karşılaşmayı Beşiktaş Adana Demir Spor Maçı'nda da çok ilginç e, enstantaneler var. Üzerine konuşulacak konular var. Bu da yani... E, bir önceki maçtaki olağanüstü işler yaşanmasa burada da konuşulacak, tartışılacak çok karar var onu söyleyelim. Fakat görüntüler geldiğinde işte 40 dakikası falan kaldı. E, detaylı bir şekilde konuşacağız o görüntüler eşliğinde Beşiktaş-Adana Demirspor maçını. E, burada bir girizgah yapalım. Ardından çok soru geliyor. Çok da beklettik biliyoruz. E, i̇lk maçtaki yani Demir Grup Sivas Spor Galatasaray maçındaki o tartışmalı pozisyona alacağız. Sonra e, genel maçın geneline Beşiktaş maçından sonra bakacağız o karşılaşmanın geneline de. Ama e, ya Beşiktaş'ı ben derli toplu, kontrollü gördüm. E, bir kere maçın öneminin net bir şekilde farkındaydı herkes. Onu hissettiriyordu Beşiktaşlı oyuncular. Ama pozisyon vermediler mi? Verdiler. Hocam şimdi öyle bir maç seyrettik ki bir saat önce Beşiktaş maçından önce şeye benzettim ben bunu. Hani Beşiktaş maçı Sivas Galatasaray maçından sonra Beşiktaş Adana Demirspor maçı havası alınmış gazoz gibi geldi bana. O maçı seyretmesen gelmezdi böyle. Gelmezdi <laughs> bu maç bayağı iyi oldu. İyi şeyler de oldu bu maçta. Bakın, o maç korku filmi gibi hocam. Yani yani Hakikaten 90 dakika yani. korku filmi gibi yani aşk, ihtiras, kan, cinayet her şey vardı. Tek milli birden. <laughs> yani her şey vardı. Ama ne yapalım konuşacağız. konuşacağız. Konuşacağız tabii. Fakat şunu gördüm hocam be. Futbol oyun kurallarını bilen o kadar çok adam var ki Türkiye'de. Ya. İyi, iyi. Ya bana ne mesajlar geliyor ya? Üf. Hocam diyor bu yeniden yeni, kural yazanlar. Yeni kural istersiniz? varmış. Böyle bir şey var. Yeni kurallar yok. gelmiş. Ama bizim abi okumamışız. Biz bizim haberimiz yokmuş yeni kurallardan. Şimdi bakacağız, konuşacağız. Yani nedir, ne değildir göreceğiz bakalım ya. Ee, <laughs> herkes herkes merakla bekliyor biliyorum. Ee, yani ben ne beklerim biliyor musun? Bak çok net söylüyorum. Şimdi federasyon başkanı bir şeyler yapmak istiyor iyi niyetle. Evet, orası kesin. Mücadele etmek istiyor. İyi güzel de bak hiç uzatmadan daha bizim program moranda bu konuşmadan çağırıp beyler siz ne yaptınız ya? İşte bu oldu bu oldu şu oldu yetkili üsttekini alttakini çağırıp görüntüyle saat kaç? 10. 1010 10 geçiyor. Saat 10 buçukta bildiri yayınlarım ya. Herkesi taca atarım. Bak ciddi söylüyorum. Ben federasyon başkanı olsam öyle yaparım. Herkesi taca atarım. Bizi ötekileri 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 ama güzel bir şey hazırlarım metin fazla uzun olmadan. Var mı sence e, öyle bir done? Ben olsam yaparım var tabii yani. Açıklarım ya kamuoyuna kardeşim şöyle şöyle olmuştur diye ha, ondan sonra ne olur onu bilemem. Sebebi budur. Çünkü orada her kelimeyi her cümleyi dikkatli kullanmak lazım. Çünkü şimdi bu olay yalnız Galatasaray'ı, Malasaray'ı ilgilendirmiyor yani. Tabii ki. Sivas'ı ilgilendirmiyor. Sivas düşman hattında, can derdinde. Yani Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Şu anda lider. E Fener ilgileniyor. T Trabzon, Adana, Beşiktaş. Tabii. Hepsi bunların liderin rakibi. E şimdi ne cümleler kurulacak? Ne açıklamalar yapılacak? Şimdi mutlak açıklamalar yapılacak takımlarda. Ne diyecekler merak ediyorum. Ben bütün bunların önünü keserim abi. Her şeyden önce Sivas Başkanı e, Sayın Mecnun Orta Yakmaz dedi ki biz bir açıklama bekliyoruz. Bu pozisyonun ne olduğunu bize anlatsınlar. Kimse anlayamadı biz de anlayamadık. Bize ne olduğunu en yetkili ağızdan anlatsınlar. Bu açıklamayı Şimdi biz anlatacağız ama biz tabii görüntülerin vardır. üzerine konuşacağız, yorum yapacağız. Böyle diyeceğiz, şöyle diyeceğiz. Görüntü var çünkü. Anlatacağız. Ama yani federasyonun bunu Ha şunu demesinler bana. Vallahi böyle bir yetki federasyonlarda yok. Sonra bize UEFA FIFA ne der? UEFA'yı FIFA'yı falan benim iç işim abi. Ben merkez hakem başındaki diyorsun. şahsı şu ana kadar bir şey yapmayan, şu ana kadar bir şey yapmayan, hiç olaya el er koymayan, var mı yok mu belli olmayan Sabri Çelik kardeşimizi falan atlarım kim varsa bu işin eğitimini böyle Sabri, Sabri Şeri'ye yaptırırım açıklamayı. Ne olur? Veya eğitimden birine yaptırırım açıklamayı. Şöyle şöyle olmuştur, böyle böyle olmuştur. Böyle böyledir diye. Ama tabii bu iki hakem de bu sene FIFA oldular. He. <laughs> Hocam. Yani iki ucu değnek gönderemiyoruz. Yeterli kalifiye e, personelimiz, elemanımız, hakemimiz yok mu demeliler acaba? Hocam çıkaramazlar ki bu kafayla çıkarma şansları yok. Sana söylüyorum yönetmelik çıkarttılar. O sarmanlar geldi gene yönetmelik çıkarttılar. Ya böyle hakem yetişemezsin. Sen ben iyi hakemi buldum mu var ya 6 ayda çıkarırım ya. Ben ona oyun kurallarını falan anlatırım. Yeter ki futbolu bilsin. Ben ona her şeyi anlatırım abi. Lisan bilsin, oyun kurallarını bilsin. Lisanı da öğretirim ben ona. Peki Eskisi o zaman değil. hocam e, Beşiktaş-Adana Demir spor maçı üzerine bir cümle daha alayım. Sonra geçelim şu pozisyona. Valla Adana Demir gelecek. spor öyle top oynadı ki yani maçı alsam da olur almasam da olur. Rahat rahat böyle piknik tipi. Beşiktaş daha böyle şey yani ya ben bu maçı almalıyım yani bu maçı almazsam sıkıntı yaşarım. Başım ağrır maçtan da beraber kalırsam veya mağlup olursam. Adana Demirspor böyle baskılı, presli falan bir oyun oynamadı. Arası çok açık oynadı. Boyu çok uzun. Adana Demirspor Yani spor çok uzun. Ha takımını. iyi topu kullanıyorlar, rahat hareketler evet. yapıyorlar, iyi oyuncuları var. Golde kaçırdılar. Ama mücadele şekilleri daha farklı olmalıydı bu puana sahip bir takımın. Bir de Beşiktaş'ta oynuyorsun, avantaj. İstanbul'da zemin güzel, Sivas gibi değil. Tabi. Hani hava güzel, rakip takımın seyircisi de var. Yani. Futbolcu abi için her şey, şey var. Bir futbol havası. Hava da güzel. Boğaz'ın yanında oynuyorsun abi. O biçim Aa. Boğaz havası. En Dünyanın güzel en güzel stadı. Tabii. Tabii. Dünyada ondan iyi stadyum yok. Yer olarak. Hem denizler hem. Bir de gitmişsindir Porto'da var. Ama o yukarıda. Yukarıda. Onun da yapılışı denize bakan tarafı böyle alçak. Deniz gözüksün diye biliyorsun gitmişsindir değil mi? Evet evet. Portoya. Ama burası denizin kenarında abi. Çok güzel ya. Karayolu, deniz yolu. Çünkü abi deniz havası. Yani Adana Demirspor'un daha bir şey olmasını beklerdim mücadeleci. Ettiler mi ettiler ama İstanbul'da Beşiktaş'la oynuyorsun abi daha fazla mücadele. Edeyiz. Yetmiyor.